Herkese merhaba. Boarding Info'ya hoş geldiniz. İzin verirseniz başlangıçta sizi kısa bir tarihsel yolculuğa çıkaracağım. 1 Kasım 2009 Vatan Gazetesi'nde çıkan bir haberde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 20 yıllık işletme hakkına sahip olan İSG'nin ortaklarından Lima Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir şöyle diyor. İkinci pist için kamulaştırma konusunda çalışmalara başladık. 3500 metre uzunluğunda 60 metre genişliğinde bir pist yapacağız. Dünyanın en büyük uçağı A380 bile buraya inebilecek. 2012'de bu pist biter, iniş kalkış sayısı bakımından Sabiha Gökçen en büyük olur. 16 Nisan 2010, Dünya Gazetesi'nden bir haber. İSG CEO'su Gökhan Buğday, ikinci pist için 500 milyon dolar finansman ayırdık. Kamulaştırma çalışmaları 4-5 ay içinde tamamlanacak. 2011'de ikinci pistin ihale sürecine girilecek. 2012-2013 gibi inşaat çalışmalarına başlarız demiş. 28 Ağustos 2011, Milliyet Gazetesi. İSG CEO'su Gökhan Buğday, 3500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe sahip yeni pistin Eylül ayında master planlarının onaya sunulacağını, 2015'te de açılacağını söylemiş. 25 Ocak 2012 Nihat Özdemir, asıl pist ihtiyacının Ankara Esenboğa'da değil İstanbul'da olduğunu söyleyip, devleti bir an önce Sabiha Gökçe'nin ikinci pistinin ihalesi için düğmeye basmaya ve gerekli izinleri vermeye davet etmiş, bu yıl içinde projeye başlamak istiyoruz demiş. Ekim 2013, Sabiha Gökçen'e ikinci pist ve yeni kule yapımı için yıl sonuna kadar altyapı ve üst yapı olmak üzere iki ayrı ihale yapılmasına karar verildiği yönünde haberler gündeme gelmiş. 4 Temmuz 2014 Yeni Şafak CEO Gökhan Buğday ikinci pist için 29 Ekim'de temel atma töreni yapmayı planlıyoruz. Yapımı da 2 yıl kadar sürecek demiş. Neyse daha fazla uzatmayalım çünkü çok fazla haber var. 25 Aralık 2023 Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pisti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Cumhurbaşkanlığına ait VIP filosunda bulunan iki uçak su takı seremonisinin ardından hizmete alınan yeni pistten kalkış yaptı. Yani Sabiha Gökçen'de 2. pist ilk defa birileri tarafından dile getirilmesinden tam 14 yıl sonra ihalesinin yapılmasındansa yaklaşık 10 yıl sonra açılabildi. Bu süre içinde ne haberler, ne spekülasyonlar ve ne söylentiler ortaya atıldı, pist tam bir yılan hikayesine döndü. Pistin açıldığına bakmayın, hala bazı şeyler söylenmeye devam ediyor. Aslında pist tam anlamıyla bitmedi, hazır değil, seçim yaklaşıyor diye öylesine açıldı diyenler var. Ajet'in operasyonlara başlamasını bekliyorlardı diyenler var. Havalimanı işletmesinin el değiştirmesiyle ilgili pazarlıkların bitmesi bekleniyordu diyenler bile var. Bilmiyorum, hep beraber göreceğiz bundan sonrasındaki süreci. Bize şu an için sadece sadece hayırlı olsun, kazasız belasız emniyette uçuşlar olsun demek düşüyor. Ama gelin şu ikinci pistin öyküsünü kısaca bir de benden dinleyin. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın temeli 8 Şubat 1998'de dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından atıldı. 8 Ocak 2001'de hizmete açıldı. 29 Şubat 2001'de ise Türk Hava Yolları Sabiha Gökçen'e ilk seferini düzenledi. O zamanlar kuş uçmaz kervan geçmez denen bir yerdi. Buraya havalimanı mı yapılır diye eleştirildi. Sabiha Gökçen Havaalanı. Uçak iniyor mu? Hayır. Kaç milyon dolara mal oldu? Peki uçağın inmediği yeri havaalanı yapan başka bir ülke gördünüz mü siz? Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Tuz Gölü'ne ana balık tersi yapmaya benzer. Açıldığı yıl toplam 47.377 yolcuya hizmet verdi. Kısa sürede sadece İstanbul'un değil tüm bölgenin uçuş merkezi haline geldi. İkinci pist ilk olarak 2009'da dile getirilmiş olsa da ihalesi 2014 yılında yapıldı. 2015'te ise inşaat sürecine ilişkin sözleşme imzalandı. Ardından ilk kazma vuruldu ve çalışmalar başladı. Havalimanında ikinci pistin açılışının bu kadar uzun süre gecikmesinin asıl nedeni zemin ve pistin yapılacağı alanın sorunlu olmasıydı. İhalenin yapıldığı gün normalde düz bir arazide bir pist inşa etme maliyetinin en az 5-6 katı maliyet oluşacağı öngörülüyordu. Ancak aradan geçen 9 yılda maliyet elbette çok fazla arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış sırasında Toplam 970 milyon doları bulan yatırım tutarıyla ikinci pisti tamamladık dedi. Gecikmenin temel nedenleri arazinin bozukluğu, zeminin zayıflığı, çok fazla güçlendirme yapılması gerekliliğiydi. Pistin inşa sürecinde olağanüstü kazı ve dolgu işlemleri vardı. Bir diğer neden de kot farkıydı. Pistin yapılacağı arazide 50 metreye yakın kot farkı olan alanlar vardı. Yani arazide çok büyük bir rehabilitasyon gerekiyordu. Bunların hepsi yapım aşamasında işi teknik olarak zorlaştırdı. Pistin inşası için bazı tüneller yapılması gerekti. Sonra bu tünellerin duvarlarında da çeşitli çatlaklar ve inşaat problemleri yaşandı. Tünel güçlendirme ihalesini alan şirkete TMSF e el koydu, kayyum atandı. Dört kez isim değiştirdi. İşverenle taşeronlar arasında sürekli problemler yaşandı İşler uzadıkça uzadı. Son olarak açılışa kısa bir süre kala pistin yaklaşma hattında civardaki bazı yapıların ve bir cami minaresinin maniya teşkil ettiği ortaya çıktı. Bu tabi uçuş emniyeti açısından oldukça büyük bir problemdi. Bu şekilde açmak imkansızdı yine ertelendi. Bunlar işin teknik olarak gecikmeye sebep olan detaylarıydı. İşin bir diğer bacağı da siyasi ve bürokratik kısımlarıydı. Medyada yer alan haberlere göre Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist inşaatının ihalesini alan Makyol inşaatın daha sonra işi taşeron olarak başka bir şirkete devrettiği, bu şirketin ortakları arasında da Cengiz ve Kalyon İnşaat olduğu ortaya çıktı. Kim bu Cengiz ve Kalyon İnşaat derseniz, İstanbul Havalimanı'nı işleten konsorsiyum olan İGA'nın iki büyük ortağı. Tabi hemen spekülasyonlar başladı. Sabiha Gökçen'de işler çok iyi gidiyor. İkinci pistte tamamlanırsa trafik çok ciddi şekilde artacak. Pegasus'un önlenemez büyümesi devam edecek. Bu durum İstanbul Havalimanı'na ve Türk Hava Yolları'na zarar verebilir. Bu gibi endişelerle pist bilinçli olarak bitirilmiyor denildi. Sabiha Gökçen'in ikinci pisti o kadar uzun sürdü ki bu sürede Ulaştırma Bakanlığı koltuğuna İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Habip Soluk, Lütfi Elvan, Feridun Bilgin, Ahmet Arslan, Mehmet Cahit Turan, Adil Kara İsmailoğlu ve Abdülkadir Uraloğlu oturdu. Az önce dile getirdiğim spekülasyonlar, endişeler ve kafalardaki soru işaretleri göreve gelen hemen her bakana pek çok kez soru önergeleriyle soruldu. Tabi yanıt pek değişmedi. Olmaz öyle şey. Pek çok açıdan dünyanın en büyük havalimanı olarak tasarlanan İstanbul Havalimanı baştan sona 42 ayda inşa edildi ve hizmete başladı. Sabiye Gökçe'nin sadece ikinci pisti 88 ayda tamamlanabildi. Bir diğer mesele de HH ve DHM'yi denklemiydi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletme kullanım hakkı Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı HH isimli bir şirkete aitken ikinci pist ihalesi DHMY tarafından yapıldı. HH ile arasında hep iş bölümü, yetki alanı gibi konularda anlaşmazlıklar gündeme geldi. Siyasi mekanizmanın da dahil olmak zorunda kaldığı bu durumlar pistin inşa sürecini yavaşlatan diğer unsurlar oldu. Neyse 25 Aralık 2023'te nihayet pist açıldı. 3540 metre uzunluğunda 60 metre genişliğindeki pist Aynı zamanda 3 adet paralel taksi yolu, 62 uçak kapasiteli yaklaşık 650 bin metrekare orta apron ve 40 uçak kapasiteli yaklaşık 300 bin metrekare kargo apronu ve 19 bin metrekarelik kapalı alana sahip üst yapı tesislerini de içeren proje kapsamında hayata geçirildi. Taksi yolları, iniş ve kalkış trafiğini hızlandırmak için önemli bir detay olacak. Tek pistte günlük 750 trafik kapasitesine sahip olan havalimanında ikinci pistin devreye girmesiyle uçuş trafiği ilk etapta 1400'e, ilerleyen dönemlerde de 1900 %100'e kadar çıkabilecek. 22 senedir tek başına limit üstü performans gösteren mevcut pist çok yorgun. Pistin bakımı bugüne kadar havalimanında gece yarısı operasyonlar bitirildikten sonra parça parça yapılabildi. Normalde ikinci pist açıldığında ilk pist kapatılıp uzun soluklu bir bakıma gireceği söyleniyordu. Şimdilik plan değişmiş gibi görünüyor. Kuzeyli rüzgarlarda yeni açılan pist iniş için, eski pist kalkış için kullanılacak. Güneyli rüzgarlardaysa yeni pist tahtit dolayısıyla iniş ve kalkış için kullanılamayacak. Sonrası ne olacak onu şimdilik bilmiyoruz. Yeni açılan pistten ilk kalkışı Cumhurbaşkanlığı VIP filosundaki TC ANK tescilli Airbus A318 gerçekleştirdi. Hemen arkasından yine aynı filoda bulunan TC IST tescilli Airbus A319 da TRK1 uçuş koduyla aynı pistten kalkış yaptı. Pisti ticari bir uçuş için ilk kez kullanan şirketse havalimanının ev sahibi Pegasus oldu. Helsinki seferi için ikinci pistten havalanan 737 800 tarihe geçti. Gün içinde kalkışlar buradan yapılmaya devam etti. Sabiha Gökçen havalimanının trafiği sürekli artıyor. 2021 yılında 181 bin uçuşla 25 milyon yolcuyu ağırlayan Sabiha Gökçen, 2022'de 31 milyon yolcuya ulaştı. 2023'ün ilk 11 ayında 208 bin uçuşta 34 milyon yolcu sayısının sene sonunda 37 milyonu aşması öngörülüyor. Açıldığı yıl 47 bin yolcu ağırlayan havalimanı Kaba bir hesapla 22 yılda yolcu sayısını 781 kat artırmış olacak. İki pistin tam kapasite çalıştığı senaryoda havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 85 milyona ulaşabilecek. Ama tabi bu şartlarda bu pek mümkün değil. Çünkü Sabiha Gökçen'deki mevcut terminal maksimum 40 milyon yıllık yolcu kapasitesine sahip. Bu yüzden pistin getireceği rahatlamanın desteklenmesi ve havalimanının büyümesini sürdürebilmesi için Yeni terminalin bir an önce tamamlanıp hizmete başlaması şart. Mevcut terminal yoğun saatlerde, yaz sezonu, bayram tatili, sömestr ve okulların ara tatile girdiği dönemlerde yolcu talebini karşılamakta yetersiz kalıyor. Yeni terminal dışında otopark ve ilave yatırımlara da Sabiha Gökçen'de ihtiyaç duyuluyor. Havalimanındaki operasyonların %65'inden fazlası Pegasus tarafından yapılıyor. Yani Sabiha Gökçen'de iniş kalkış yapan her üç uçaktan ikisi sarı kuyruklu. Filosundaki uçak sayısını 100'ün üzerine çıkaran Pegasus'un agresif büyüme stratejisi sürüyor. Yeni pist ve yeni terminalle Pegasus'un mevcut siparişlerinin üzerine 150 yeni uçak daha sipariş edeceğini ikinci pistin açılışında Ali Sabancı bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyledi. Ali Bey nerede ya? Ali Bey bak şimdi ikinci pistte de devreye girdi. fazla uçak alacağız. Değil mi? Bak şimdi 300 tane Türk hava yolları aldığına göre, size 150 tane. 150 tane. Onların ne kadarı bize? <laughs> evet. Dünyada artık Türkiye her yönüyle elhamdülillah bir ilk. İnşallah daha da artarak devam edecek. İkinci pistin uzun süre gecikmesi ve bu esnada yaşanan pandemi süreci Pegasus'un büyüme planlarında frene basmak zorunda kalmasına neden oldu. Buraya uçak inmez denilen yerde kendisini sıfırdan var eden ve dünyanın en önemli hava yollarından biri haline gelen Pegasus bu başarısını Sabiha Gökçen'e borçlu ama Sabiha Gökçen'in son dönemdeki kabına sığmayan durumu ve talebi karşılayamaz hale gelmesi de Pegasus'un büyümesini kısıtladı. Şimdi yeni pistle Pegasus'un tekrar gaza basacağı kesin. Yeni açılacak terminalin tamamen Pegasus'a ait olması da söz konusu olabilir. Hatırlayacaksınız eski CEO Ersel Göral, Boarding Info yayınına katıldığında ilk defa Pegasus terminalinden bahsetmişti. Bir yandan da Türk Hava Yolları bünyesinden ayrılıp şirketleşme sürecini tamamlayan eski Anadolu Jet, yeni Ajet var. Onlar da hem iç hat hem de dış hat pazarında ciddi bir büyüme stratejisiyle pazara girecek. Yeni pist ve yeni terminal Ajet'in de büyüme hedeflerini destekleyecek. THY'nin eteğinden ne kadar ayrılabilir ve ne kadar başarılı olabilirler? Pegasus'la girecekleri rekabete ayak uydurabilirler mi? Yoksa bir süre sonra Ajet'e bir müşteri bulunup satılır mı bilinmez. Ama Pegasus ve Ajet rekabetinin Sabiha Gökçen'i dünyanın en büyük low cost merkezlerinden biri haline getirmesi mümkün görünüyor. Gelelim son bombaya. Sabiha Gökçen havalimanı işletmesini 1 Mayıs 2008'de yapılan ihale ile 1 milyar 932 milyon euro bedelle 20 yıllığına Limak aldı. 31 Aralık 2014'te Limak yatırımın hisselerini satın alan Malezya Airport Holdings'e ise Sabiha Gökçen'in işletmesini eline geçirdi. Pazartesi günü ikinci pistin açılmasının hemen ardından İbrahim Çeçen'in yönetim kurulu başkanı olduğu IC Holding, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ortak oldu. Havalimanı işletmesinin tüm hisselerine sahip Malezyalı şirketin %50 hissesini satın alan IC Holding, aynı zamanda havalimanının yönetimini de üstlenerek CEO koltuğuna Serhat Soğukpınar'ı oturttu. IC Holding'in geçmişte Türkiye'nin en yoğun ikinci meydanı olan Antalya Havalimanı'nı işletme tecrübesi var. 2018'de Antalya Havalimanı'ndaki %49'luk payını 360 milyon euroya tavas atmışlardı. Şu anda Kütahya Zafer Havalimanı'nı işleten IC Holding, Geçtiğimiz aylarda Vietnam'ın en büyük havalimanı projesi olan Dong Nai eyaletindeki Long Tah Uluslararası Havalimanı'nın 1,5 milyar dolarlık ilk etap ihalesini kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bakalım yeni pist, yeni yönetim anlayışı Sabiha Gökçen'de neleri değiştirecek? Siz de bundan sonraki süreç için beklentilerinizi, ikinci pistin gecikmesiyle ilgili düşüncelerinizi lütfen bizimle yorumlarda paylaşın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.